kesintisiz devamını görüyor muyuz? Yani yaşadığımız gibi mi? Bazı yerde görüyoruz, bazı yerde görmek istediğimiz halde göremiyoruz ama çok önemli bir adım attığımızı biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bütün aday adaylıkları, hangi yöntemin tercih edileceği konusu ekrana yansıdı, tartışıldı, onay oylandı, karşı çıkanların ismi kayda geçirildi, oy çokluğu ya da oy birliği %95 oy çokluğuyla kabul edildi ve o yöntemler uygulandı. Geçmişten farklı olarak, bunu sakın geçmiş dönem yönetimlerini, partiler kademe kademe ileriye doğru gidiyorlar. Bu yani mutlaka bir gün bunlar yapılacaktı. Her adaylık ekrana yansıtıldı. Bir adayın niye seçildiği anlatıldı. Yani biz anket yaptık ve kriterlerimiz vardı. Dedik ki anket yapacağız. Eğer ankette bir aday açık ara sıyrılıyorsa adayı aday göstereceğiz. Birden çok aday kazanacak noktadaysa, içlerinde kadın varsa kadına aday göstereceğiz. Hepsinin örnekleri var Türkiye'de, anlatırım. Ama diyelim 3 erkek yarışıyorsa bu sefer sandık koyup örgüte soracağız. Bu yöntemlerin yanında milletvekillerini illere görevlendirdik. Onların raporları geldi onları ve şu ilin şu ilçesinin şu adayı. Söz isteyen söz istendi. Yöntem nedir? Anket, görebilir miyim sorusu hiç yanıtsız bırakılmadı. Biz 360 bin tekil anket yaptık ve şu adayın anket sonucunu görürüm deyince anket bizde göstermeyiz olmadı. Parti meclisinin ve MYK'nın bütün üyeleri istedikleri ankete baktılar. Bir ara Cemur vardı, genel sekreterimiz dışarı çıkıyordu, anketi yazdırıp çıktısını getiriyordu. Ekrana yansıtamadığımız süreçlerde indirip yansıtıyoruz çünkü bir serverdan ve yazdırıp getiriyordu. Şöyle herkesin memnun olduğu tercihler yapmadık. Ama bazı, örneğin Bursa'da bir Bursa masası kurduk. Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il başkanı, büyükşehir belediye başkan adayı. Son 3 belediyeye kadar tam mütabakatla geldiler. Son 3 belediyede de herkes fikrini verdi. Oluşan konsensusu hepsi oy verdiler. Mesela bir tanesi bu. Örneğin Manisa merkez ilçenin birinde 7 adaydan ikisi sıyrıldı. 2 erkek aday. O ön seçimde yarıştılar ve bir tanesi adayımız oldu. Bir diğer merkez ilçede 7 adaydan 4'ü yüksekti. Biri kadındı, kadını direkt adaylaştırdık. Mesela tekil örnekler açısından söylüyorum. Memnuniyet anketleri yaptık. Başkanlarımızın memnuniyetin seçildiklerinin ilerisinde, belli kriterlerin ötesinde olan adayları yeniden adaylaştırdık. Ama sonuçta 890 birime ön seçim yapabilirsin dedik. 300 birimden ön seçim yapma ile ilgili talep geldi ama en son aşamada 199 birim ön seçim yaparak adaylarını belirlediler. Kadınlara ve gençlere kotayı %33 ve %20'yi pencere usulüne dönüştürdük. Yani eskiden 20 adayın 4'ü kadın olacaksa, genç olacaksa 18, 19, 20, 21 oluyordu. Kota tuttu oluyordu. Şimdi ilk 5'te bir genç, İkinci 5'te bir genç. İlk 3'te bir kadın, ikinci 3, her 3'te bir kadın. Yo, öyle çıkmazsa sonuç, aşağıdan alıp ittirdik sıralarını. Bunu yapacağımızı söylediğimiz için sonuçlar %80-90 öyle çıktı. Örneğin Ankara'da yaptığımız ön seçimde Çankaya'nın, Yeni Mahalle'nin, Etimeskut'un ön seçim birincileri 25'er yaşında kadınlar çıktı, 25-24. Birçok yerde mesela bugün geldiğim Sinop'ta ön seçimin birinci, ikincisi kadın ve ikisi de 35 yaş altı. Üçüncüsü yine 35 yaş altı erkek çıktı. İyi bir yoldayız ama dört dörtlük bir noktada değiliz. Bir dahaki seçimde adayları biz belirlemeyeceğiz. Bir dahaki seçimde Yılmaz Büyükerşen'in genel koordinatörü olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimler, eğitim, eşgüdüm ve denetim birimi her 3 ayda bir mevcut belediye başkanlarına standart bir ölçüm ve bizim tarafımızdan ölçtürülen karnelerini yollayacak. Hangi mahallelerde iyiler, hangi mahallede kötü, hangi seçmen grubunda, bizde bunların hepsi şimdi var ama son bir göz görmenin bir işe yaradığı yok. Bunu 3 ayda bir yollayacağız ve adaylaşma kriterlerini bilecekler. Adaylığa doğru ilerleyenler ve izin isteyip görevi başkasına devredecekler. Gelecek sefer objektif kriterler ve yoğun ölçme değerlendirme sonucunda olacak. Eğer başarabilirsek
bir özel üniversite hayali var Yılmaz Hoca'nın. Bir vakıf üniversitesi kurarak çok hızlı bir şekilde ya da bir vakıf üniversitesiyle işbirliği yaparak bir yerel yönetimler akademisi kuracağız. Bunun 4 yıllık, 2 yıllık yani genel sekreterleri, daire başkanlarını da yetiştireceğiz liyakatle. Dünyayı görerek, stajlar yaparak falan. Biz aday olmak isteyenleri de yerel yönetimler akademisinde belli programları takip etmiş olmak ve sertifika almış olma şartına bağlayacağız. Yani CV'yi baştan oluşturacağız. Sonradan uygun mu değil mi diye. Değişim ama şöyle söyleyeyim mesela. Dört dörtlük bir değişim nerede var derseniz İzmir'de var. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de 6 kadın belediye başkanı var. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca. Bu sefer seçilecek yerden 9 adayımız var. Eskiden 20 bin nüfuslu ilçelerde görev yapmış kadın adaylarımız. Şimdi İzmir'in en yüksek nüfuslu 5 ilçesinin 3'ünde kadın aday var. Hatta 4 ilçesinin Buca hariç Karşıyaka'da, Konak'ta ve Karabağlar'da kadın adaylarımız var. İzmir'de 30 adayımız var. 12'si 40 yaş altı. İzmir'de 30 adayımız toplam 42 yabancı dil biliyor. Yani liyakat açısından, eğitim açısından, donanım açısından. Yani İzmir bir şey söylüyordu bize. İzmir bizden değişim istiyordu. Bu bütün yerel yönetimlere özel değildi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını İç Anadolu'ya götürün 70 alır. Ama İzmir'de seçmenin notu kıt, birazcık kırık. Çünkü şöyle, beklentisi çok yüksek aklı olarak. İzmir özelinde isterseniz konuşalım gene çünkü tabii. İzmir'e dair de şey var. Çünkü ben de buradaki tek kadın gazeteci diye hemen seneme evet. Pozitif ayrımcılık uyguladım. Teşekkürler. Şimdi ben değerlendirmenizden anlıyorum ki bu seçime yansıyacak parti içinde bir kırgınlık kalmadı sizin nezdinizde. Seçim doğru mu? Yansıyacak. Evet, tabii. Hayır. Bu seçime ve bu çalışmaya, sandıklara sahip çıkmaya ve seçim sonuçları sonrasında da yeniden bir hani pek çok iddia var ya hani hazırlanılıyor diye. Oraya yansıyacak bir kırgınlık olmadığını düşünüyorsunuz. Ben onu anlıyorum değerlendirmenizden. Doğru mu? İki, seçmen dediniz. Özellikle genel ve meclis seçimlerinden sonra motivasyonu son derece düşük olan bir seçmen vardı. Değişim isteğine vurgu yaptınız. Seçime katılım oranında kendi seçmeninizi, özellikle CHP ama genel olarak muhalefet seçmeni açısından da sorabilirim. O seçmeni sandığa çekme konusunda bir risk görüyor musunuz 10 gün kala? Yani anketlere göre kalmadı öyle bir risk. Hatta çok çekişmeli giden bazı yerlerde mesela geçen seçimde kullanılmayan işte geçersiz, boş ve kullanılmayan oyların toplamı diyelim 14, ankette 11 çıkıyor bu sefer. Hani oy kullanmayacağım falan diyen. Tabii orada istem dışı kullanamamalar falan da eklenecek diyor arkadaşlar.